balıklar ne yapıyorlar? Ay canım balıklar en son kalıyorsunuz. Vallahi üzülüyorum size. Ben diyorum hep rejiye de söylüyorum biraz balıklardan başlayalım diye. Ama anlamıyorlar diyorlar ki düzeni bozmayalım. Dur dur hemen korkma sevgili balık hemen korkma. Çünkü güzellikler de var hayatınızda. Bak şimdi Nuray Sayır'ı bir dinleyelim. Para tek yıldız gözüküyor, sağlık tek yıldız gözüküyor, aşkla bir yıldız <laughs> eksik. Nuraycığım şimdi balıkları ...diğer burçlardan bir tık daha uzun anlatmanı istiyorum. Bak, Çünkü onlar çok bekliyor. İş hayatınızda, çalışma ortamınızda... ...haksızlıklara uğrayabilirsiniz. Hakkım çalınmış diyebilirsiniz. Hırsızlıklara açık olabilirsiniz. İlle hırsızlıklara açıksınız derken... ...çantanızı çaldırmanız, arabanızı çaldırmanız... ...evinizi çaldırmanız, evinize hırsız girmesi değil... İşe yaramayan bir adam girebilir, kalbinizi çalabilir. Hmm. İşe yaramayan bir arkadaş gelebilir, hakkınızı çalabilir. Bu kadar lüzumsuz <laughs> insanı hayatımda nasıl barındırmışımla yüzleşeceğiniz bir haftadasınız bu hafta. Kesinlikle. Aynı zamanda sizin için planlı yaşayıp davranmak ön planlı olmalı bu hafta. Örneğin evli bir balık burcuysanız. Çoluğa çocuğa sahip ve kurulu bir aile düzeniniz varsa, ilişkinizde sorunlar yaşamak istemiyorsanız, huzurunuzun daha iyi artmasına, daha da devam etmesine neden olmak istiyorsanız, eşinize sormadan, ona danışmadan ne misafir planları yapın, ne davet planları yapın. Birlikte planlar yapmaya özen gösterin. İlişkinizin enerjisinin daima güçlü, güvenli, huzurlu olması için arkadaşlarınıza karşı lütfen ön yargılı da olmayın. Ya herkesi sevmek zorunda değiliz. Doğru. Herkesle iyi anlaşmak durumunda da değiliz. Ama herkesle olduğu gibi kabul edip saygı duymak durumundayız. Zorunda değiliz. Doğru. Saygı durmak durumundayız. Çünkü hepimiz insanız. İnsan olan insana saygı duyar. İnsan olmayan zaten saygı duymuyorsa ...muhatap bile olma onunla. Ben anlamadım balıklar şimdi kim kime saygı duymuyor onu anlamadım. Şimdi bak ön yargılı olmasınlar... ...arkadaşlıklarında. Hmm. şimdi A, diyelim ki... ilişkilerde değil yani. Hayır hayır aşkta bak evli olanlar... ...bir karı koca ilişkileri çok iyi... ...keyifli, çoluklu çocuklu... ...aile düzenlerinde bu enerjinin... ...bozulmaması için birbirlerine... ...danışmadan ayrı planlar yapmasınlar... ...dedim. Tamam. Bekar olanlar, aşk yaşayanlar... ...ve sosyal ilişkileri olanlar... ...bu hafta... Arkadaşlarına karşı lütfen ön yargılı olmasınlar. Hı. Ön yargılı olmasınlar. Niye? Şimdi bak, ben seni seviyorum. Arkadaşım olarak seviyorum. Cık cık. Ben de seni <laughs> çok öpüyorum. Örnek veriyorum. Bir yönünü beğenmiyorum diyelim ki. Olabilir. Vallahi billahi hiç öyle bir yönü yok. Beğenmiyorum. Tamam canım olabilir yani Her herkes dört. Tabii dört ki diyelim olmaz ki. ki davranışını beğenmiyorum. Ben onu değiştiremem ki. Sadece arkadaşımı uyarırım. Değişirse sevinirim. Değişmezse de. Onu olduğu gibi kabul etmek Tamam. Durumdayız. Bunu anladık. Balıklar yani bana değiştirmeciler, hayatınızdaki sevdiğiniz insanları değiştirmeye kalkmayın. Tamam. Ön yargılı olmayın. Saygı duyun. Hı hı. Sevmiyorsanız da saygı duyun. Evliliklerinde, ilişkilerinde saygı duysunlar. Peki Her konuda yoksa, saygı duysunlar. Bir balık olarak. Bir balık olarak ee, ne olur bu hafta tanıştığınız kişilere hemen kalbinizi kaptırmayın. Tanıyın. Niye? Yani. Doğru insanlar gelmeyebilir. Öyle mi? Gelmeyebilir. Ne zaman, Dikkatli ol. Ne zaman bu konuda bahtları açılıyor? Yeni yıl onlar için güzel bir yıl olacak. 2020 mi? Ama bu hafta ne olur? Hemen aşk 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 diye telaşa kapılmayın. Oturun oturduğunuz yerde. Kesinlikle. Ben çocukken işte 15 15 yaşında evlendi. 13 yaşında aşıktım böyle. Bir çocuk vardı böyle öpüyordum. Baba anne onu çok seviyor ağlıyordum. Diyordu ki hayırlıysa olsun. Hayırlısı da olsa, hayırsız da olsa o olsun diyordum. Tabii. Cahil çocuksun işte. Her şeyin hayırlısı. Tabii. Allah her işimizi kolaylaştırsın ve iyi insanlarla, iyi insanlarla karşılaştırsın. O yüzden sevgili balıklar telaş etmeyin, acele etmeyin. Kolaylık dileyin, güzellik dileyin. İnşallah İnsan gelecek. olan insanların hayatına gelmesine niyet edin. Tamam hadi aşk hayatında yüzümüz eh, öyle pek gülmüyor. Parada da gülmüyor, sağlıkta da gülmüyor bu hafta balık olarak. E aşkım benim telaş edersen acele edersen her şeye geç kalırsın. Ee, yolu kaçırmış kaçırmış gibi koşturursan yanlış yola girersin. Bütün haksızlıkların da sana yaşanmasına neden olur. Yani Üzün sağlıklarında verirsin. belirgin bir şey var mı? Mesela diğer buçlara söylediğin Buhran ve bunalım. Ha psikolojik. Tabi, buhran ve bunalım. Yapmayın kesinlikle yapmayın yani e, bak ben e, ay ritüelleri kitabımda güneş tutulmasında yapılacak olan şeyleri evet. verdim mutlaka bu kitabı alın. Bütün kitapçılarda var zaten her kitapçı, şu an her kitapçıda bulursunuz ay, ay ritüelleri kitabım orada esmalar çekilmesi gereken esmalar kılınması gereken namaz hepsi var hepsi var. Evet. ve ben o günü bol ile geçireceğim. 26 Aralık. Aralığı bol dudaire ee, geçireceğim. Bir dakika şey de soracağım. Balıklara aşkı sordum, bekarları sordum, evleri sordum. Unuttuğum bir şey var mı? Hatırlatın bana. E ee, işi, iş, iş ve kariyerde e, haksızlıklara uğrama ve bunlarla yüzleşme hmm. olasılığı var. İşsizseniz biraz sabırlı olun. Acele etmeyin. Doğru işlerin gelmesi için önce niyet edin. Her şeyin başı niyet. Doğru. Peki ne soracağım ha spot. Spotum hayata güzel bak şanssızlıklar yaşamış geçirmiş olabilirsin ama sen hayata güzel bak. Her şey düzelir o zaman değil mi? Tabii Şimdi ki. Şimdi biraz sonra baht açıklığı için çok güzel bir ritüel vereceğiz. Çok güzel bir ritüel sakın bunu kaçırmayın.